Şimdi dün akşam yüksek tansiyon programına İbrahim Ethem Taş katılmıştı sayın seyirciler. Onun haberini az önce o detayı verdik. Ana haber bülteninde de Kumluca Belediye Başkanı vardı. Ve Kumluca Belediye Başkanı da önemli açıklamalar yaptı. Kumluca ilçesinin genç belediye başkanı son günlerde yaşanan sağanak yağmur sonrası meydana gelen sel felaketiyle ilgili de mücadele ettiklerinin altını çizdi. Sağanak yağmurun ardından yüksek kesimlerden taşan dereler sel olarak ilçeye akıyor. Dün akşam ana haber bülteninin konuğu olan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köloğlu buna farklı bir gerekçe buldu. Köloğlu'na göre bunlar iyi günler ve asıl büyük felaketler kapıda. Antalya'nın Kumluca ilçesinde her yağmur sonrası yaşanan sel felaketi ne yazık ki ilçeye kabus yaşatıyor. Dün Kanal ve Ana Haber'de Haber Müdürü Ali Buldu'nun konuğu Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köloğlu oldu. Köloğlu yaşanan sel felaketiyle ilgili selin ilçenin bir kaderi olmadığını, bunun birileri tarafından kasıtlı olarak yapıldığını söyledi. Son zamanlarda özellikle afetlerde ben gece gündüz bütün kanalları açmaya çalıştım. Evet. Ama orada bir elektrik santralimiz var bizim. O elektrik santrali o yağışlarda o kapağı kapatması gerekirken bugüne kadar hep kapatıyordu. Ben olduğum için orada o kapağı kapatmadı. Daha fazla suyun derelere dolmasıyla Kumluca'mızda büyük taşkınlar oluştu. Ben çok üzüldüm. Bunu hiç ifade etmedim ama bu taşkınlar sorumlulardan bir tanesi de o elektrik santralidir. Belediye Başkanı Köloğlu'nun iddiası bu şekildeydi. Başkan Köloğlu tarımsal alanlarda kullanılan suyla ilgili de çarpıcı iddialarda bulundu. Belki başka kurumlara, ismini söylemeyeceğim ama devletimizin kurumlarına buradan baskı yaparak bize haftada 7 gün verilen suyu bundan sonra 3 gün sulama için, tarımsal sulama için vereceksiniz diye belli bir resmi güç kullandığı ve resmi işlemleri yaptırtarak bizim Kumluca Ovası'nın sulanmasını haftadan 7 güne 3 güne düşürttü. Bu çok büyük tehlike. Yani kuraklıkla baş başa veya bizim orada sağlık gıdaya... Sizinle alakası yok ki bu işin. Evet, ört altı üreticiyle ilgili bir durum. Evet, işte buraya bir sekte uğratıyor. Yaşanan bu olayları üzüntüyle karşıladığını belirten Başkan Köloğlu bir ilginç iddia daha ortaya attı. Çok önemli bir şekilde buradaki bizim sahamızdaki bundan sonra suyun mesela yine de belediye kurumlarından birisinin içme suyumuzun kısıtlanmasına birkaç gün içerisinde bir operasyon düzenlettirdiler. O içme suyumuzun kesilmesine sebep olacaklar. Çünkü biz içme suyunun fazlası taştığı zaman insanlar yine tarımdaki serasını, biberini, bunları suluyordu. Can suyu dediğimiz bunları kullanabiliyorlardı insanlar. Artık o içme suyunun bile fazla verilmemesini engelleyerek aslında Kumluca'yı büyük bir, bu sadece elektrik enerji santrali sıkıntıya sokacak. Bundan sonra çok büyük bir sıkıntı bekliyor. Artık aslında Alakır Nehri Kumluca Ovası'nın tarımsal sulaması için varken böyle zorluklarla da karşılaşıyoruz.